İyi akşamlar sevgili futbol severler. Zirvedekiler 24. haftayı da kayıpsız geçti. Az önce sona eren maçta Fenerbahçe 2-0 kazandı Antalya'da ve tekrar liderliği hocamızın devre arasındaki tabiriyle 23 saat sonra geri aldı ezeli rakibinden. İlk yarıda Cengiz Ünder'in gerçekten muhteşem bir plasesi. Fenerbahçe 1-0'ı yakaladı ve maçın artık son anlarında 90 artı 5'te Sonradan oyun'a giren Batshuayi bir klas golde ondan geldi ve Fenerbahçe 2-0 kazandı Antalya'da. Eğer yanlış görmediysem yine sonradan giren Bonucci'nin e, çok güzel bir, pası. evet çok güzel bir pası vardı. E, Mertens'in dün Barış'a gönderdiği top gibi derin bir top ama tabii orada o Hüner de evet. e, çok farklıydı. Aslında Fenerbahçe bugün kalitesiyle ve o e, klas ayaklarıyla, bilekleriyle skora gitti diyebilir miyiz hocam? Ben ona biraz ilave edeceğim. Öncelikle e, kırmızı beyazlı Karadeniz'de de plasmana gidiyor Galatasaray. Fena başta Akdeniz'e iniyor kırmızı beyaz. Kağıt üzerinde de kolay gözükmeyecek ki kolay da olmadı. Evet. Galatasaray ilk 16 dakikada işi bitirdi. Bir de oyunun son bölümünde forsetti. Onun dışında da pozisyon Muslera'nın. Muslera'nın çok önemli kurtarışları vardı. Atan Sultan tabii e, için iki tane özellikle soluna gelen top. Bir de bir reaksiyonu var karambolde. Şöyle yaptı yani çarptı çarptı sonunda kaldı. Aa, evet, Değil mi? Evet, evet, Yani o refleksi şöyle bir reaksiyonla topu çıkardı. Belki o çıkardı hani evet. e, plonj, şeyde refleks aldığı pozisyonda da belki faul olabilir onu görmediğim için bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Öncelikle bir tarafta İsmail Kartal bir tarafta Sergen Yalçın. İsmail Kartal'dan sonraki jenerasyonların gelen birisi de Sergen Ondan sonra da işte bizim Emre Belezoğulları, Arda Turanları falan geliyor. İsmail Kartal'ların jenerasyonu Aykut Hocalar işte, Gibi Arka, Hamza Hocalar falan. Bülent Korkmazlar. Onlardan önce de işte Mustafa Denizli Fatih Hocaların Şenol. dönemi. Şenol Hocaların dönemi tabii ki. Ee, Antalya Spor'da tebrik ediyorum oyuncu grubunu. Hocaların neyse ilseysi yaptılar. Fenerbahçe Söylediklerinin klas yetenek bunların dışında önüne de geçirdiğim müthiş mücadelesi içinde oyunundan çok mücadelesi için tebrik ediyorum oyunculuk grubunda. Bir, dün ilk kez 3 puan geriye düştü maç eksiyle Psikolojik şartlar hepimizin dengesini bozuyor taraftar olarak. Hakikaten oyuncuyu nasıl düşmesin? İsmail Hoca 2-0 maç uzatma uzatmasını bitti, 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 bitti diyor. Bakın. Velev ki oradan vurdu gol oldu. Bir şey olmayacak yani. <laughs> Ama artık öyle bir gerildi ki ve e, ve gündüz saat gündüz saatlerinde otelde kampta takım dün Galatasaray kazanmış. Bugün de Ali Bey Haziran'dan sonra yokum dedi. Şimdi ne bu, kadar etkili bu? Ne kadar etkili değil mi? Ve ben e, Antalya Spor sezon başından beri izliyorum. Zaten Nuri Hoca uzun süre çalıştırdığı için takımı çok geniş kadrosu olmasına rağmen organizasyonu iyi bir, takım yapmıştı. Tabi ya. Tabii Sergen Yalçın'ın Alanya'sı var, Malatya'sı var. Beşiktaş şampiyonluğu, Beşiktaş'ta çifte kupa. Ama Sergen Hoca'nın yetenekli, oyun zekası iyi, cool, üstten bakar. Oyuncu ona, ya büyük oyuncudu zaten, Beşiktaş'ta şampiyonluk. Bunlar yetmeyebilir teknik direktörlükte. yetmeyecektir de. Ama Antalya, ben gördüm bugün Sergen Yalçın'ı. Tam bir teknik direktör olmuş şöyle nasıl başlayın diye düşünmüş. Zaten maç kaybetmiyorlar ama emin ol Kayseri maçının 11 ile çıktı. Ben Kayseri maçı rezil ağır bir sahada oynadılar. Puan bir bir kaldılar orta. Fakat sürekli aynı takımla oynamak zorunda kalıyor. Dört tane savunmadığı yerli geri kalan yabancı oyuncularla organizasyonu iyi yapmaya çalışıyor. Bugün de Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın asla sürpriz olmuyor. Değil mi? Hiç He. sürpriz yok. Şahane bir 62 puanlık bir rekor. Rakibi Okan Buruk'la birlikte. Maçtan 60. önce... 60. Affedersin. Ee, tabii ki e, acaba geçen haftaki ikili bozar mı Serdar falan hı hı. diye düşündük. Zaten şunu görelim. Bonucci 4. stoperliğe düştü. Sen, e, Ceko 1. E, şey, Ciku. Çağlar 2. Ciko 1. Çağlar 2. Serdar Özdüç. Bonucci 4. O da bugünler için demek Hatta ki. Hatta Osterwold. Ya BK a yok. Ha pardon Osterwold 3. Değil Özür dilerim. Evet. Özür evet. dilerim. 1 2 3. Osterwold 3. Cik uçağlar Osterwold evet. Serdar bu 5. Evet. BK gelir son da bilmiyorum. Fakat 5'liye verdi ben savunmayı. E, ama 2-0'ı evet. da bu. Şimdi Antalya. Antalya Fenerbahçe üzerinden bir kere Sergen Yıldız demiş ki arkadaşlar hazırladım ya size Antalyaspor. Fenerbahçe arkadan güçlü çıkıyor. Paslarla çıkıyor demiş. Hani zannetmeyin ki Antalya katı savunma yaptı. Liverpool topu az zaman Ciku çıkıyor. Galatasaray da oynuyor zaten. Sola Çağlar çıkıyor. İsmail veya Kulmiş geliyor. Araya. Evet. Ekrana bakıyoruz. Oyuncular buraya basın. Neye zorladı? Liverpool zorladı. için. Evet. Uzuna zorladılar. Bence iyi oynayanlardan biri de Ceko'ydu. Çoğu mücadeleyi... Ki Bahadır Hayır. yeni form aldı ama bayağı bir Veysel evet. oldular. Bu kez de eğer bizi geçerlerse buradan uzun topla, biz alamazsak şu pozisyona alın demiş. Alalım Antalya Sporu. Bu tarafta şu, hocam. Çok güzel bir yayılmışlar. Şurada. Pardon böyle bir yayıldılar. O Beşiktaş'taki 4-1-4-1'ine dönüyor gibi. bir anda. Evet. Şimdi bunu Sergen Hoca yapmış. Fakat çok önemli bir özelliği var Sergen Yalçın'ın. Oyuncular çok rahat. Yani 5 yaşta çalışırken, Antalya'da çalışırken emin ol oyuncuları da şöyle hazırlıyor. Mesela Samsun Hoca'sı şey demiş ya 3 puan alırsak hani, hani sürpriz gibi. Sergen Hoca oyuncuların bir kere kazanılabilirliğini, 5 evet. yaşta da bunu yaşadım gördüm ben. İnandırıyor yani, oyuncusuna. Yani. Hayata bakış açısıyla evet. oyunculara inandığını yandırmak da önemli. Dikkat ediyorsan oyuncular çalımdatıyor, risk alıyorlar bu kadar övdüğümüz Antalya Sporu teknik direktörü rağmen Fenerbahçe'nin kalesinde net gol pozisyonu, kafa pozisyonu ve karambol. Şu, karambol. Başka bir tane Aa, nasıl gol kaçırdılar diyeceğimiz pozisyon var mı? Yok. Buna karşılık Fenerbahçe 11'i e de çıkalım. Bu psikoloji şartlarla gelelim normale. Böyle bir sürpriz yaparak bence çağları oynatarak Nasıl buldunuz hocam yeri geldi? Çok iyi oynadı. Yani bugünün şartlarıyla oynayabileceği maksimum. Ben sahanın en iyi oyuncusu İsmail'di. Muazzam futbolundu geçen haftaki gibi. Ki belinle ağır çıkmıştı. Mert etkili başladı. Sonra 1-0'ı korumaya gitti. Ferdi dikkat ediyorsa eskiye göre hücumuna pek gitmedi. Dikkat ediyor musun? Şimdi bu Antalya Spor'un planlarından dolayı. Ve daha da önemlisi burada oynamıyor arkadaşlar. Evet 4-2-3-1 oynuyor. 1, evet. Yetti. 10 kere mi yazacağım aslanım? İkili oynatalım. Ha, böyle oynuyor. Fred olduğu zaman daha çok çıktığı için öne doğru 4-3-3 evet. oluyor. Bugün de her zamanki Simanski'nin altındaydı. Evet. Ama hadi işte oyuna çıkana kadar da iyi oynadı. Benim futbol görüşüm. Ve hoca da Cengiz'in attığı gol, etkinliği falan müthiş. Müthiş bir değişiklik yaptı. Temposu artık Antalya artarken İrfan'la, Cengiz çünkü golcü bir kanat oyuncusu ve asistçi. İrfan Can'ın ona göre bir tane daha şeyi var. Orta saha oynamasını biliyor. Topa daha çok basabiliyor. İki, Ceko'yu yani. erken çıkarmadı. Niye? Tutar. <laughs> Ki varoluşlu değildi. Kimi Serti soktu? soktu. Olur. Çünkü Antalya Spor, Penerbahçe'ye yer alanı yerleşince Ceko'yla savunma arkasında koşu yapamam dedi. Cengizde yapamam dedi. Bir tek kinkle yaparım dedi. Topu oraya atıştık taşımak vardı. için. He. Ve aslında da iki taşlı pozisyon de, evet, buldu. Evet. Ve sonunda da oyunun belli bölümünden sonra da herkes için, izleyici için bulmacayı soktu. Ama çok güzel bulmaca. İstatistikleri rekor. Bas Şuhay'ı soktu. Şimdi Bas Şuhay'a top geldiği zaman iki ihtimale bakın, üç ihtimale bakın. Bir, offset bacaba düşer. Ki bunda da yakın. Ki çok dikkat edin. O arada arkadaşınızdan çay istemeyin. Bir şey sormayın. Bir vuruyor gol oluyor abi. Bak, enteresan bir oyuncu. Topu biz nerede gördük? Ağlarda gördük. Ağlarda gördük. Sergen Yalçın TRT Spor'da Erbatur'la program yaparken bize pro, e, konuk oldu. Biliyorsun çok güzel bir hı hı. spor sohbet yapıyor. Bat şu iyi sordum. Hangi ayağınla mermi vurduğunu anlayamazsın hocam dedi. Sağ ayaklı biliyorum bugün de sağ ayaklı. Ne zaman nasıl vuracağını bilmezsin dedi. Mermi vuruyor dedi. Ne zaman, nasıl vuracağı belli olmayan. Bir anda arka delikten vuruyor çatala. Geçen hafta oyuna girdi. Sağ taraftan yine gol atıyordu. Yüzdelere, dakikaların yüzdesine baktığımız zaman gol kırıldı Batu En son baktığımda 80 dakikada evet. bir gol. Ve bugün de dakikaları bitiremeyen hem Fenerbahçe hem Galatasaray tarafına baktığımız zaman acaba birbirine mi kitlenecek maç derken işte bulmaca çıktı. Ama iyi bulmaca bu. Ve bir bir yaptı. Hoca da hemen beşliye döndü o tehlikeden sonra. Beşli oynatıp, ikili oynatıp, Kingli İrfan Can, özellikle İrfan Can, şimdi sağdan gelmeye başlayınca King gelsin istiyor. Çünkü tabi hiç gelemezdi artık. Ve İrfan da yardımcı olmaya çalışarak maçı bitirdi. Şimdi burada İsmail Kartal'ın Hemen hemen hiç görmediğimiz, belki gözden kaçırdığımız bir kere dışında bunu yaptığını görmedik. Ve çok başarılı bir şekilde son maçlara bakalım. 6-7 atan Fener'e bakalım. Son 5 maçı ne olmuş? 2 tane beraberliği var. Evet, 2-0. Gaziantep 0, Fenerbahçe 1. 0-0 götürebildiği kadar götürmüş ama tek kalı oynayarak götürmüş. Fazla tehdit yememiş aradığını bulmuş. Fenerbahçe 1, Samsun 1. İrfan Can atmıştı değil mi kafayla? Tabii, Sonradan tabii. Gitti. Başakşehir 0, 90, 90 Son dakika. dakika. Da, şu penaltısı. Bir. Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçı ilk yarıda 2-1'e çevirmiş ve bitirmiş. Ve Antalya'da da 0-1'i hazırlamıştık biz. İkinci olunca da o bizim için de şey oldu, ele, ilave etmiş olduk. Ama bu şampiyonluk yarışındaki gollerdir. 7-1'ler tarihe geçecek skorlardır. 5-0'da bunlar size biraz önce söylediğim kaliteyi gösterir. Asıl kalitenin arzusu, coşkusu ve sertliği önemlidir. Bu kadar tempolu maçta Yağmur'da başladı. Evet. Hemen hemen uzatmada verilen tek sarı kartla bu maçı bitiren hakem de maça katkı sağlamıştır. Cırt bırt gece bekçisi gibi düdük çalmamıştır sarı kart bilmem ne ucuz işler yapmamıştır. Hoş oyuncular da son derece birbirlerine karşı saygılı. Oynamayı düşünen çok kaliteli oynam olmasa da maçın temposu yüksek, klasik 5 dakika uzatma ile biten 5 hazır. Dördüncü hakemlerin beşi burada duruyor. Eğer diyor Fenerle Galatasaray bir 0 galipse hop beşi burada <laughs> Mağlupsa veya Maalupsa beraber o, ise. O, yedek duruyor dokuz on duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Onu <biz> görmüyoruz. <laughs> Ve hakikaten de Fenerbahçe takımı bugün Dünkü Galatasaray ve hemen hemen ilk kez oluyor veya ikinci kez. Çünkü genelde şimdi izleyicilerden futbolcudan farkı yoktur aslında. Teknik direktörler biraz daha farklıdır. Şeyden, taraftardan. Şimdi bir anda 3 puan geri düşüyorsun. Sezon sonuna geldi. Ben antrenörüm. 6 ayda antrenörüm. Hı, hı Yaptım da bu başımdan geçtiği için rakiplerimizden en önemli rakibimiz ligde çıkmak için ben daha sonra Diyarbakır Sporlu. Sondan iki hafta önce Erciyes Teplasyonu'na girdi Diyarbakır Spor. Biz de bir gün sonra evimizde bir takım oynuyoruz. Berabere bizse Diyarbakır biz kazanıp şampiyon oluyoruz. Ki bu çok uzun sürecek. Biz sonlardan bahsediyorum. Abi 2-1 Erciyes galip. O zaman böyle uzatmaları falan yok. Dakika 86 falan. Allah'ım diyorum. Dakik saniyeleri tabii, sayıyorsun sen. Bizim oyuncular izlemiyor. Yardımcı antrenör izlemiyor. Ben izleyeyim mi izlemeyeyim mi tereddüt ediyorum. 88'de 2-2. 94'te uzadı, uzadı 3-2. falan veriyorsun hocam. Enerjim bitiyor. Taraftarın da böyle farkı yoktur. Emin ol yoktur. Hele İsmail Hoca için çok daha. Ne kadar büyük baskı şey var Olursanız var. Olurum, oyuncular için de böyle şey. Bir kere bu yüzden Ziraat Türk Kupası başladığı için arada Avrupa maçları da var. Bakın çok adil fikstür gerekiyor. Hiç önemsemezlik yapmayın. Önce son oynamak her türlü önemli. Tabii, psikolojik Neden ligin son haftalarını aynı saatte başlatırlar? Bu yüzden. <laughs> önemli şeylerden bir tanesi budur. Ee, onun içinde bugün at, tutanın iki tane kritik top çıkardı. Atanın da ikinci attığı Maçı bitirdi. Ama onun dışındaki oyuncuların özellikle takım savunmasında zaman zaman da çıkışlarda İsmail Yüksek diye bir yüksek karakterli bir oyuncu olunca da çok akıllı oyuncu. Crespo'yu, Zayt'sı hep önüne geçmiş durumda. Ee, ve Mert'in de iş ahlakı, iş disiplini muazzam bir oyuncu da bahsediyoruz. Ee, dolayısıyla Fenerbahçe bugün Antalya Spor ve Sergen Yalçı'nın Hakikaten Antalya da kolay kolay dolmaz, doldu. Full çekti. Evet. Ee, benim erdi de maça deplasman pek gitmez. Gitti, maça da gitti yani Antalya'ya. Herkesin konsantrasyonu bu iki takımımız için. Şu andaki ligimiz için. Zorlanırlar da, ki zorlanıyorlar son haftalarda. Evet. Biraz Kayseri, kendilerinin psikolojisi de. Tabii Galatasaray 2-1, Kayseri, İstanbulspor sonlarda 3-1 oldu. O, bu hafta 15 dakikadan sonra zorlandılar. Ee, aynı şekilde Fenerbahçe'yi biraz önce skorlara gördüm. Kayseri 2-1 Galatasaray yine Nasıl 5-0, 6-1, 5-1 Trabzon'u Galatasaray yendi. Ama bunlar onlardan daha değerli skorlar. Futbol rakiple oynanır. Rakibinizi siz bir şekilde yenersiniz. Örnek mi? Antep. Bir çökersiniz üzerine. 2-1 yaparsınız 5 forvetle. Antalya öyle değil. Hakikaten de Antalya Savunmak zorunda kaldı değil mi? Şimdi süredir ilk defa. Mücadele 5 üzerinden 5 veriyor muyuz Fenerbahçe'ye? Veriyoruz. Oyuncuların ilk 11'i aldığımız zaman performansına baktığımız zaman iniş çıkışlar var mıdır? Örneğin Simanski. Tabii. Bugün yok. Ama Antalya Spor takımının kapasitesi neyse oyuncu grubunun bunu oynuyor. Bahadır bir maçta Ömer'di galiba e, sakatlandı ısınırken. Hoca Bahadır oynattı içeride 3-4 hafta önce. Ömer Toprak mı? Ya Ömer Toprak ya da Nando sakatlandı sınırken. Bahadır oynadı. Gol attı o maçta. O gün bugün kaçtı onu merak ediyorum. Fizikli stoper bulmak azdır. Amin takım için çağların da olması önemlidir. Bugün Ali Bey'in söylediği de önemlidir. Bakın profesyonellik nasıl bir şey biliyor musun? Her şey para değil. 27 yaşında hocam. Öyle mi? Evet. Ben evet, o değilmiş yaşıyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Murat. 1.85 Şöyle bir şey söyleyeyim. Çağlar ciddi bir para bırakıp Atletico Madrid'de alacağını bırakıp dört ay için geliyor. Oynamak istiyor. Ali Bey'in açıklamasını söylüyorum. Yani helal olsun. Ben Avrupa Şampiyonası'nda oynamak istiyorum diyor. En önemlisi yani sadece Fenerbahçe Şimdi, değil milli takım için bile. Futbolcunun yani. para 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 değildir her şeyi. Bunu bilmeniz lazım. Bakın böyle bir Atletico Madrid'de zaman zaman 6 lig kupada da kral kupasında oynayan bir oyuncu ben dört ay oynayacağım bir de Fenerbahçe ise dedi. Ben cebimden vermeyin benim paramı. Avrupa'da öyle para ödemezlik yok biliyorsun. Şıkır şıkır maaşını alır. Maaş çünkü o paraları kulüp son şeyden var. dolayı veremediği için. Evet. Ve geldi büyük Yarısını bir olay yaptı. Hoca da yani. geldi oynattı. Bak benim için de sürpriz oldu onu da söyleyeyim sana. Ama biz ne yapıyoruz? Biz yorumcuyuz. Biz evimizden buraya geliyoruz. Samandırı'yı bilmiyoruz. Filorayı bilmiyoruz. Yani sen o Hoca niye bunu oynattın bunu oynatmadın? Sen niye çağlarla başladın da Diğeriyle başlamadın demeliksimiz yok. Bir de doğru oyun olunca şöyle yapalım abi. 2023-2024 sezonu için Fenerbahçe'de Galatasaray sezonu başlıyor. 24. hafta bitti. Teknik direktörünün kim olduğunu bilmiyoruz. Puan durumu koyuyoruz. 63 tane puan almışlar. Toplamda aralarında oynadıkları maç dışında 7 puan kaybetmişler. Aralarında 2'şer kaybetmişler. 7 puan. Yok, Ar 9 puan. 9 da aralarında 2 Ara doğru. He. Onun dışında 23 maçta doğru. 7 puan kaybetmişler bunlar. Diğer takımlar. 4-2-3-1 oynayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim? Kim? Bence Ancelotti diyelim. Galatasaray'ın da klub. Avrupa ligine devam ediyor. Fenerbahçe'nin takımının Avrupa, e, konferans liginde lider bitirmiş. Rakip ne olursa olsun. Bu liginde kalitesiz birlik olduğunu görüyorum ben de aptal bir adam ama ne olursa olsun bu kadar puan alan diyelim ki Ancelotti ile Klopp ister Bilini Fener'e ver ister Galatasaray'a Birisi Kadıköy'de Bence bu puanı yapamayabilirlerdi. Birisi yapamazlardı büyük ihtimalle. Diğer diye. Hı, hı Şimdi ben ben İsmail ile Okonucan'ın daha önde oyuncu antrenörü ha işte biz öyle bir Yok. bir insan Ama onlara göre avantajları var bu camiada. Hayır, hayır şimdi oraya sezon başı geldi. Kulüpler böyle büyük paralar harcadı. 20'şer milyon euro verdiler. Bu puanı zor yaparsınız. Tabii ki dünyanın en iyi teknik direktörleri bunlar. Bir İsmail Kartal'la Okan Buruk'la ilgili bunları söylememiz lazım. Bu büyük bir başarı. Gerçekten büyük başarı. O yüzden de Hocam çok geriye gitme. Yani belki bu seviyede değil ama Avrupa futbolunun özellikle Portekiz futbolunun efsane isimlerinden biri vardı Fenerbahçe'nin başında. Jesus vardı geçen sene. E, tabii ki. E, bu arada yani bu kadar renkli bir bu arada opsiyonlu bir kadro değildi belki ama doğru. bu standartta yoktu yani. Tabii ki. Mesela Okan Hoca da hala ikinci yarıda kaçıncı hafta oldu şimdi? 5 hafta bitti değil mi? Öyle oldu. 5. hafta bitti. 5 e, ha. haftada daha transferini yapamamıştı. Hala oyuncudan oynatamadı. Giden var iki tane Santrafor'un Bakan bu ve en iyi oyuncularından Şaşaboy'a gitti. Boşta ekonomik olarak nasıl bir oyuncu alabilirim diye iki tane oyuncu aldı şimdilik. Değil mi? Evet, Henüz daha biraz oynamadı. önce sarı kart gördü. Şeydi Ama mi? Okan Hoca ile birlikte oyuncular da mesela Sivas maçındaki yedekler ve oynayan 11'e baktığımız zaman Allah Allah nasıl yarışabiliyor Fenerbahçe diyorsun. Tabii yedeklerde bir tek Demir ile He. Kaan vardı. Yine dünkü yedeklerle bugünkü Fenerbahçe'nin yedeklerini okur musun yedek vereceğiz sen? Okuyayım. Kaleci İrfancan, Can, Serdar Aziz, Bonucci, Oster Volde, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, Miha Zayts, Joshua King, Mishi Ha Bir de Muhammed var. Tamam bunları bir dört kişi ekle. İlk beşe gördüğü girersin bence. Rahat girer bence. Bonucci, Serdar Aziz, Oster Volde, Solbek. Osta, evet. evet. Sağbek geliyor onu oynatırsın. Hadi Afrika'dan gel bak sağdan. Elendi mi onlar? O da önemli. Yok yarı final oynuyor. Öyle mi? Tabii. Şimdi, e, ve Nasıl bir ortamda? Şimdi herkes herkese saygı Ben eleştirebilirim ama çözmesinin de gerektiğini söylüyorum bak. Şöyle söyleyeyim. İrfancan sezonun kendi kariyeri açısından en, en iyi. iyi sezonunu geçiriyor. Ve Alanya'da 1-0 getiren oyuncu İrfancan Can. Antep. Antep'te 1-0 getiren İrfancan Can. Samsun maçında tek gol atan İrfancan Can. Fakat Cengiz geliyor. Bir maçta dört atıyor. Hoca İrfan Can'ı atacağım diyor. Sonra artık diyor ki Cengiz. Aa, öyle olmaz hocam diyor bak. <laughs> sen kendine başka bir formül ara. Beni oynat da diyor. İrfan'a sen yer bul diyor. Sekiz numara oynatırsın. Sol damı oynatırsın? Solda mı Öbür Mı? Ne kötü bir şey hocam İrfan Can için. Ya hayatının en güzel günlerini geçiriyorsun. Yedeksin abi. Ama çok klas bir Yani hakikaten. Şimdi onun içinde İsmail Hoca eyvallah. Ama yönetim Ali Bey'in yaptığı kadroda Muazzam bir sanki yani, gelmedi böyle. Şimdi kadar. bunun Çok bunun bu. ya yedeyim bak şu an abi. Avrupa Şampiyonası'nda belki gol kralı olacak bu. Bak şu aydan bahsediyoruz. Ee, Avrupa Şampiyonası'nda veya milli takım arasında bu kadroda milli takıma gitmeyen var mı? Livakovic gidiyor. Ciku gidiyor milli. Çağlar yedekleri sayarsan onlar da gidiyor. Mert Sol bek Ferdi gidiyor. İsmail Yüksek gidiyor. Kur'an'ın bilmiyorum ama gidiyordur muhtemelen Bosna'da gidiyordur ya, 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 ya. İrfan Can Mesut beraber gidiyorlar tabii. İlk 11'in hepsi gidiyor bazen de yanına orada alıyorlar Milli maç arasında hepsi Evet, e, tabi zaten gidiyor Ceko şuayı birlikte gidiyor Zaten iki memleketleri farklı e, e, o, Cengiz şu anda o yüzden, büyük silah yani, olacak militer. İsmail Kartal'ın zaman zaman hocamızın Şu söylemlerine emin ol Gerek yok hocam Sen çok müthiş işler yapıyorsun hani bazen diyor şöyle yaptım bunu istedim bunu yaptım bunlara gerek yok. Sana hepimiz saygı duyuyoruz, herkes saygı duyuyor. Nasıl o konuca duyuyorsa sana da duyuyoruz. Doğru da yoldasın. İki takımımız da şimdi tebrik ederim. Kolay bir süreçti. Nasıl hesaplıyorsunuz biliyor musun? Oyuncu maça çıkacak. İlk kez de önce oynamışım hemen ikinci kez pardon. 3 puanda geriye düşmüşüm. Ya ben 24 haftanın 22 haftası liderim. Bir ara bir haftanı bırakmıştım onları geri aldım. Ama biliyorsun sadece Akdeniz ülkelerinde geçerlidir bu ikili avaraş. Güvenmiyorlar çünkü bize Akdeniz'de. Premierlikte Premier Lig'de duymazsın. Almanya'da olmaz. Fransa'da olmaz. Var mı Almanya'da Bundesliga'da ikili avaraş falan var mı? Genel avaraş. Genel avaraş var. Bizde İtalya, Yunanistan falan böyle. Ulan çok büyük bir aslında bizi bir şey biliyor musun? Hakaret biliyor musun aslında? İkili avaraş istersen 150 tane. İtalya'da çıktı. Bir 0 i̇şte. yenildiğin anda 3 puan gerideken oradan nereye geleceğim? Galatasaray bugün, bugün maç bir bir bitti. Divokovic çıkaramadı. Karambol'den gol yedi. İki puan fark demeyelim. Galatasaray maçına kadar 11 hafta var, 12 hafta var. O puan farkı sen Galatasaray'ın 5 tane puan kaybetme şansı olacak o zaman. 11 haftada. Sen hepsini yeneceksin. İçeride oynayacağım. Bak hepsini yeneceksin. Sen 5 puan kaybedecek. Bir mağlup bir beraberlik alacak. Tamam mı? Dolayısıyla o iki puanı buradan kapatacaksın. Kaldı mı üç? Yarım sıfır yenildin mi güle güle? Öylesine maç oynuyorsun. İsmail Hoca diyor ki beyler burada bu puan berabere kalırsak tamam iki puan gerideyiz. İki maç geri düşüyorsun yani. Tamam gitti evet. Galatasaray berabere kaldı Bekşah deplasmanında Ben yendim. Yetmiyor ki. Tabi burada dediğiniz gibi yenildiği Gal anda. Galatasaray var. diyor ki ya bir tane de mağlup olalım ne olur ki ya diyor. İçeride feneri bir sıfır yeriz. Şimdi hesaplar böyle de bakmak lazım. Futbolun da gerçeği bu. O yüzden de ben her iki takıma çok saygı duyuyorum. Unutuyorlar yoksa sosyal medya savaşına baktığımız zaman kara gece, siyah beyaz gece offset çizginde hata var, ona kart var, buna var. bunun aslında ilgilenmeden işlerini yapmaya çalışan oyuncu grupları var. E, Torreira'nın David Sonsancı ve özellikle Nelson'un muazzam Barış'ın, Fenerbahçe'li sporcuların, hocaların böylesine emeklerinde sadece saygı duymak lazım. Peki hocam e, devre arasında konuyu açmıştık bu e, gidenler konusunda Crespo Vallecano'ya gitti. Lincoln Brezilya'ya ve Emre Mor Karagümrü'ye. Ya, yani. Valla ben Lincoln'u altyazıda gördüm. Satış opsiyonlu ve yani Hı -hı. satın alma opsiyonu ben onu hata olarak görüyorum. Siz tutuyorsunuz Lincoln'u. Ben iyi oyuncu adayı olarak görüyorum. Sakatlığından dolayı ama bilmiyorum tabii ne kadar yazdılar. Onu bitmiyorum. ama tabii bir yabancı. Ama boşaltmanız evet, lazım. Boşaltması... Crespo tercihi yanlış değildir. Crespo veya Herhalde Zayse bir teklif yoktu. Crespo'yu evet. ee, yolladılar. Kiz Zayse kadroda. Hı hı. Ee, başka da zaten oyuncu almayacak Fenerbahçe. Yerli bir santufor bakıyor. Evet. Fenerbahçe. Bir, bir oyun siz geçen hafta Serdar'ın dönme ihtimalinden bahsedildi bu hafta. Vallahi öyle diyorlar. Şimdi öyle tuhaf ki Emine Karagümle'ye gitti mi? Evet. Gitti mi? Evet. İki haftadır kurtarıcı gidiyor oyuna Fenerbahçe'de. Hı hı. Emine niye oynamaz deniyor o zaman o zaman. Karagümrük'e gidiyor. Karagümrük'te de ilk kombi oynamayan oyuncu Fener mi gelecek şimdi? O zaman niye gitti aynı tarzda bir oyuncu olursa Umut? Bu ayrı bir konu. Mutlaka bir hesaplarında bir şey vardır. Çünkü gerçekten çok fazla maç oynadı takımlar. Ee, ama ön, önümüzdeki yıl işte 12 yabancı olacak ya. Kulüplerin bütçesinde gördük bugün. Ağustos itibariyle Fenerbahçe'nin borcunu hmm. da gördük. Ama sezon başından beri ne diyoruz? Ali Bey gemileri yakmış. Artık hiç her türlü Çağlarım dalıyor. Çünkü üfleye üfle içeceğim bu sefer diyor. Yiyeceğim yoğurdumu. Çünkü bugün de söylediği gibi kendisine Avrupa'ya maça gittiğimizde 5 stoperden bir tane kaldı diyor. Olabilir mi? Olabilir diye düşünüyor. İhtimale bırakmıyor. 6 stoperi var. Ben diyor bir evet, üfleyeyim bu sefer dedi. Diye Peki düşünüyor. genel itibariyle... Bu üflemede bir santrforla ilgili herhalde. Ya, o, evet. Zaten geçtiğimiz hafta siz e, röportajı hatırlatmıştınız hocam. Sayın kartalın bir tane daha forvet e, alacağız yani Türk olması. Ben o konuda Umut Nayır konusunda Umut Nayır kendi tercihiydi ama yani ona oynayabileceğim evet, birkaç oyuncu var önde. E bağlar mesela. Mesela alacakları Türk forvet oturmayı Dert etmemesi gerekiyor. Öyle bir Evet, yani. Öyle bir oyuncağı. Evet, umut yani. o otururken de problem olmamıştı ama ben. Ama oynamak istiyorum diye gitmiştir. Ve ne kadar da umutmuştu. ki ama manda bir durum yok. Hani bence diye düşünüyorum. Tabii ki o Norveç'teki maçın bugün Ali Beyin divan kurulundası ki ben sonradan seyrettim. Ben izleyememiştim divan kurulunu. Ki o da önemli konu. Herhalde futbol teknik olarak konuşan bir Evet, bir evet gelmişken evet. tam onu soracaktım. Özellikle Haziran ayında yeni bir başkan olacağına dair açıklamasını evet, daha değerli? önce Haber yayında e, devam etmeyeceğim Kongre'nin sonra dediği anda bir ünlem koydu. Dedi ki öyle çok hani şunu öğrendim asla kesin konuşmamak gerekiyor diye koymuştu. Bunu hı hı. o ünlemi kaldırdı. Kaldırdı ve hatta oradaki divan kurulu üyeleri sürpriz oldu. Bizler gibi. Derken lütfen dedi bu konuyu kapatalım. Bu iyi mi yaptı kötü mü yaptı o tartışmaya açık. Yani e, onun kendisi söyledi, tabii o e, oyuncuların performansında değişiklik olmazdır diye belki artta da etkilenir. Ayrı konu gideceğinden söyleyeyim. Bu açıklamanın defeni söylüyorum. Ben açıkçası divan kurulundaki sözlerini dinlerken şu andan itibaren müsaadenizle Fenerbahçe'de olarak konuşayım. Doğal olarak az daha alacaktım. Gerildim, duygulandım. Tabii ki önemli tespitleri var. Yıllardan gelen tespitleri. Kendi dönemi için Ali Bey 6 yıl diyor ama önemli bir şey daha söyledi. Fenerbahçe 10 yıldır olmuyor değil, 13 yılda bir kere olduk dedi. Hiç öyle bakmadık. 10 sene olmuştuk demek farklı bir şey. 13 yılda bir kere olduk dedi Ersun evet. döneminde. Ki o dönemde de rakipleri daha ligin ilk yarısında şu andaki durumda gibiydi. Beşiktaş'ı Galatasaray'ı hatırlıyorsan. Hı hı. Bu tesadüf olamaz gibi e, cümleler kullandı. E, demek ki Ali Bey'in, haber de onu söylemişti, daha önce Aziz Bey'in de son yıllarında bu faktörlerden bahsetti. E, ama katılmadığım bir konu var, trollerle ilgili. Ali Bey aşağı yukarı 5-6 yıldır bu troll, Hı. evet var, her için var, benim için var, senin için var, Ali Bey için var veya takımlar için, süper kupanın... Dan sonra Ali Bey bence karar verdi. Yani e, bazı şeyleri çünkü hatırlarsan o gün U19 u 19u da götürmüştü Fenerbahçe yanında. Hani bir ortamı görsünler diye hatırlıyor musun? Süper Kupa. Belki bilmiyorsun sen. Yok hayır. Şimdi... Ben Süper Kupa gençler de götürdüm. Yani izleyin diye. Acaba herkes herkes şey mi zannetti? Fenerbahçe, Fenerbahçe 19 zaman maç yapmayacak zannetti. Çünkü şimdi ne federasyondan mevzu var ne rakibi Galatasaray'la bir konu var. İş döndü dolaştı Fenerbahçe bari bir kaldı. Hatta çoğunlukla Ali Koç'un şahsi Tabii. e, şeyine. Bunu da biraz yüzdelemiş. 720 milyon iletişim aldı filan. 40 kişinin yaptığı şey filan. Ama sonuçta o dönemde o gün için söylüyorum. Öğleyin zaten bu kaos 3'te filan başladı. Bir gazetecinin bir yönetici aramasıyla başladı. İş alevlendi, alevlendi, alevlendi. Oynayamaz hale geldi iki kulüpte. Ama ben de diyorum ki Ali Bey'in eski gençlik resimlerinde gördüm. üniversite yıllarında Fenerbahçe formalı yöneticiliğini biliyorum. Aziz ile birlikte çalıştığı dönemlerde. Başkanlığını da izliyoruz. Tabii ki en önemlisi de bir de Koç ailesi ve on binlerce insana ekmek veren bir aile. Fenerbahçe taraftarı Ali'ye eyvallah derim. Koç ailesinin bu işlerden etkilenmesini Ali Koç olarak Bey olarak eyvallah derim. Ama Fenerbahçe başkan olarak trollere mağlup olmam. Olamazsınız mağlup. Yenildiniz. Yenilemezsiniz. Hani ticari olarak ailenin belli kuralları vardır. Eyvallah. Etkili. etkili. Taraftar olarak da ya kahroluyorum şudur budur benim üstüme çok geliyorlar diyebilirsiniz ama duygularınızı... Başkanlık seviyesinde bahane... Bahane değil. Demeyeyim de... O duygularınızı yani... Gerçekten devam etmek istiyorsanız Mayıs sonunda söylersiniz. Fenerbahçe'de bir günde başım olur Doğru mu? Ee, etkenlerin sebebi... Bu trivoli kısmını bir kere unutması lazım. Çünkü... E, bu yıl yaptığı işler... Evet. Şampiyon olur olmaz. Benim gönlümde... Uzun yıllardır gördüğüm en iyi Fenerbahçe futbol takımının başkanıdır. Ama bu saatten sonra bir başkan olarak e, Aziz Bey Türkiye'de çok önemli işler yapmış bir insan. Kulüp anlamında. Birlikte de çalıştılar. Sonra geldiği zamanda Ali Bey'in iyi niyetini gördükler için 5 yıllık şampiyonluk yarışının şampiyon olamamasının insanlar töler ettiler. Emin ol bu sene e, mesela bir puan ortalama söyledi. Biz 20 yıldır en çok puan alan takım. Fenerbahçe futbol tarihinde Galatasaray'ın çok gerisinde şimdi 3-4 maç 23 şampiyonluğu var değil mi Galatasaray'ın? Yani şey 59'un önce sayılmadığı için söylüyorum. Ee, ben Türkiye Ligi'nin en çok puan toplayan takımın kulübü Fenerbahçe'dir. Şu anda dahil. Şampiyonluğu daha az olmasına rağmen. Ama vermiyorlar ona. İkinci oluyorsun. İkinciyi geçersen ikinci oluyorsun, birinci olmuyorsun. Ama bunun faktörlerini sağ dışı ben de gördüm. Bu yıl için bir şey söyleyemem. Geçtiğimiz yıllarda Aziz Bey döneminin son yıllarında ve Ali Bey'in ilk yıllarında kurullarda pataküte pataküte yapıldığını gördük hepimiz. Hiç isterseniz burada anlatmak isteyen de doğru olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama şimdi işleri gidiyor. O yüzden de ben tabii ki saygı duyacağız. Fenerbahçe Peki takımın kararını, alacağı e, yani mesela inşallah bir e, konferans ligi şampiyonu olur. veya lig şampiyonu bu değiştirmeyecek mi Sayın Başkan'ın kararını sizce? Onu bilemiyorum. Ee, Ali Bey şöyle bir tarzlıyor. Yani, yani ben, öyle kesinlikle. ben bırakacağım deyip Heh. işte tarafta şimdi taraftar. Zannediyor musunuz yarın 10 bin 20 bin kişi gidecek, başkan bizi bırakma falan olacaklar. Ama bu bayağı düşünülmüş bir kararı bir geldi. O yüzden soruyorum. Yani. Ben Ali Bey'in Süper Kupa finalinden sonraki yaşananların mesela yine bu, bugün anlattı eli cebinde konusu var ya. Hani. Amerikan Hastanesi'nde hasta ziyaret etmişti Sabancı ailesinin. Sayın Cumhurbaşkanı gelmişti filan. Hatta çıktı televizyona dedi ki ya ben özür dilerim ben farkında bile değilim. Bence Tayyip Bey'in de orada özel bir ortam olduğu için umurunda değildi. Zaten ne kadar saygılı olduğunu biliyorlar herkes dedi. Tamam fakat o kadar rahatsız olmuş ki sanki devletler arasında bir fitne sokuluyor gibi. Zaman zaman da haksız değil haklı onu da söyleyelim. Ama bunları mesele yapmayıp işini yapması gerektiğini düşünüyorum. Ama ben kararlı olduğunu gördüm. Hadi haber Türk'ten sonra belki aşağı yukarı bir ayı bir buçuk ayı geçti. Şey yapar diye. Hayırlısı olsun. Şampiyon bir başkan olarak ayrılır. Ben devam etmesini isterim Rıdvan olarak. Eski futbolcu olarak. Ama böyle bir kararlıysa şampiyon yapıp da ayrılmasını. Şunu da söyleyebilirim. Şampiyon olmasa böyle bir takım yarattığı için yine ben Ali Bey'e teşekkür ederim. Ben bunu söyleyeceğim. Bir de şey de söyledi bugün. Sağ olsunlar kulübümüzden beni de aradılar. Gala gecesi varmış. Evet, o onun ee, bilgilerini şimdi ben gördüm. Zafer'in rengi diye. Çünkü biz General Hamilton Kurtası ile ilgili Galatasaray'ın Beşleşme'nin karşı yakanın Altın olduğunda Kurtuluş Savaşı'ndaki büyük şeyleri vardır. Aziz Bey döneminde müthiş bir müze yapıldı. Bütün sadece fena başlıydı. Herkesin o müzeyi gezmesini de tavsiye ederim. Ama kulübe, kulübe tekrar teşekkür ederim. Şahane bir hikaye bu. Hikaye derken yaşanmışlıkları anlatıyor. Necdet İşler oynamış, bizim Kubilay oynamış. Harika bir. Fragman hazır. hazır Görelim e, sağ olsun fragmanı da hazırlamışlar. E, tahmin ediyorum izleme rekoru kırılacaktır. Ali Bey de davet etti. İzlenmesi izlenmesi gereken bir Kurtuluş Savaşı'ndaki bir spor kulübünün nasıl o zor durumda savaşan, Müca mücadele, insanlara moral verdiğinin film hikaye, filmi. Zaferin rengi 16 Şubat'ta vizyona giriyor. İşte fragma. Şimdiden emin geçen herkesin yani diken diken. Valla benim de böyle. Yani Bu hakikaten çok güzel bir olay. O yüzden şu anda yaşadıkları Ali Bey'in tatbikat değil. Fenerbahçe 3 Temmuz'u yaşamış. Hoz kocaman böyle işte silahlı kuvvetleri bile her türlü şey yapan şeylere karşı Aziz Bey Hapishane yattı abi. Cami olarak, taraf olarak ya bu yaşadıkları tatbikat hocam. Gene bir şey olmadı Fenerbahçe. Şampiyon olmasa ne olur? Galatasaray 14 sene olmadı. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hiç olmadı. Büyükünden bir şey tabi. O yüzden de Fenerbahçeliler gurur duymalı takımlarıyla, kulüpleriyle. Ali Bey'e de hayırlısı diyorum kendisi içinde. Ama hepsi herkes de bu güzel filmi Evet 16 Şubat'ta vizyona giriyormuş merakla bekliyoruz. Hocam bir aramız var ama gitmeden soru, e, soru, soru değil de yarınki e, beşiktaş Trabzonspor spor maçını soracağım dönüşte. Tamam. E, kısaca e, bu büyük e, mücadele içinde yorumlarınızı reklamlardan sonra merakla bekliyoruz. Evet son bölümde Beşiktaş Trabzonspor maçına yönelik hocamızın yorumlarını alacağız. Bu arada son 10 dakikasına girilirken Mali ev sahibi fil dişi karşısında çeyrek finalde 1-0 önde. Fil dişi 10 kişi. değil mi onlar? Evet penaltılarda. 10 kişi kaldılar. Uzun süredir bir kişi eksik oynuyor fil dişi. Herhalde Oriye'ye <laughs> çabuk kavuşacak. Ha, tamam. öyle gözüküyor. O sayı gözükecek. Öyle <laughs> o yüzden kaldı. yarı o, o çok önemli aslında. Galatasaray sabikine kavuşuyor diyelim çünkü evet, gelecek. Evet. Eğer. Yani son 10 dakikada bir sürpriz olmazsa 10 i̇şte kişi bir sürpriz olmaz. Galatasaray şimdi kendi oyuncusunun mağlup olması istiyor. Futbol böyle bir Sarı kart da gördü. Ee, bu arada o penaltılarda bir tane atıp turu geçmelerinde de pay sahibi olmuştu. Yarınki maç e, neler söyleyeceksiniz hocam? Şampiyonluktan uzak e, iki dev ekip ama e, sonuç itibariyle 3. sıraya da en büyük iki aday. Evet. Üçüncü, üçüncülük maçı gibi mi diyeceğiz bunu? Öyle mi diyeceğiz? Zaten ya, Kazanan e, büyük avantaj maç derken mı? son anda şey dedim. Mücadele var yarın dedim. Evet prestij mücadelesi var. Evet. Her Kazan zaman için evet. E, dört büyük takımımızın arasındaki her maçın e, bir e, havası olur. Ne evet. kadar uzak olsalar da. Ben iyi maç olacağını düşünüyorum. E, yarın da Beşiktaş maçının full olacağını düşünüyorum. İlk kez e, Santos'ta Samt ve Şeş taraftarıyla da Bir tanıtım kendisi taraftarı olarak. Yarın akşam. Aslında son haftalarda. Mali'den, Mali'den, ben bir Antep'e geleyim mi? Antep kaç kaç bitti? O da kıydı. Bir bir bitti. Bir bir. bir, bir bitti. Dikkat ediyor musun? Beraberlikler çoğaldı. Evet. azaldı. Bir sıfır Kayseri öne geçti Sonlara doğru geldikçe herkes temkinli oynamaya başladı. Evet. Ee, bu arada Abdullah Avcı ile Trabzonspor hiç Beşiktaş'a kaybetmemiş. Öyle bir not vardı. Olabilir. Yani e, Olabilir. kısa da olsa Beşiktaş'ta görev yaptım Olabilir. yarım dönem Olabilir. sayın Avcı. İki takımın da son haftalardaki performansı ma malum. Ee, i̇ki takımın da aslında kazanmaya ihtiyacı var. Moral depolamaya ihtiyacı var. Yarın akşam o maçın sonunda yine hocamızla birlikte karşınızda olacağız. Ee, son kararda Müjdat Muratoğlu ve Fırat Bakalım bugünkü Fenerbahçe, Antalya Spor Fenerbahçe maçına yönelik e, pozisyonları, hakem kararlarını ve performansı nasıl Değerlendirecek.